sene 99'dan beri bir geldim buralara da yapıyorum. Gel gel buraya gel. Yalnız tabii belli bazı insanlarla yaptım. Herkesin de bedava yaptım. Lisansımız var orada. Buraya getirdim. Tai Chi'di. Yani Qigong. Nefes alma ve verme tekniği. Yani bir hasa sen çok böyle kendini yorulmadan eziyete girmeden vücudun nasıl nefes alıp verir? Görün ki belli bazı retro hastalığın var. Sen spor yaptığın zaman olmuyor. Yumuşak yaptığın zaman olmuyor. Belli bazı konuları bilemediğin zaman oraya yardımcı olamıyorsun ama bildiğin zaman nefes alma tekniğiyle kas yani ki güçlendirme teknikleriyle hemen 1-2 haftanın içerisinde ya da 3 haftanın içerisinde iyileştirebiliyorsun. Tabi yemek terapileri de dahil. Yani yemek yemeden dahil. Yani yemek yemeyi her insan spor yaptığında birden kilo verecek. Kilo vermeye çalıştığı zaman, spor yaptığı zaman iştahı açıldığı için kiloyu vermeden fazla kiloyu alıyor. Şimdi aldığı zaman da kendisinden bir kere tekrardan bahsedebiliyor. Ama oysa ki beyinsel olarak yani psikolojik olarak kendimizi güçlendirdiğimiz takdirde nedir? Kendimize hakim olabiliyoruz. Kendimize hakim olduğumuz zaman da nedir? O zaman kendimizi sevebiliyoruz. Yani her şey neden geçiyor? İlk etapta sevgiden geçiyoruz. Yani biz düşmanımızı dahi sevebilmemiz gerekiyor. Nefret değil, sevgidir. Yani sevgi her şeyin üstesindedir. Eğer biz bir insanla nefret ettiğimiz zaman ilk etapta kendimizden nefret etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü sinirlenmemiz lazım. Dolmamız lazım, taşmamız lazım. Ta o noktaya geleceğiz ki karşıdakine kızabilelim. Oysa ki kendimizi bitirdik. Ona kızabilmemiz için. Ama oysa ben şöyle bir daha düşünebilirim ya. Neden? Yani affedebilirim ya. Ben onu affederken aslında kendimi kurtarıyorum. Ruhen kurtuluyorum. Ruhen rahatım. Ve aynı zamanda da o tepkiyi karşı tarafa vermediğim için o zaman o insan da beni sevmeye, saymaya çalışıyor. Çünkü o insan da karşıdaki siniri görmediği zaman, tepkiyi görmediği zaman yumuşamaya başlıyor. Ve kişilik nedir? Aslında istediğimiz kişilik, istediğimiz yaşamı o şekilde yakalayabiliyoruz. Yani bizim burada yaptığımız spor yahut da anlatmak ve de hedefimiz aslında birbirini sevmektir. Birbirine saygı gösterebilmektir. Birbirine karşı tolerans olabilmektir. Yani Türktür, Lazdır, Çerkezdir, Afrikalıdır, Almandır, Rus'tur, Ermenidir, Yahudidir, bilmem ne. Ben isterim ki, inanın bana, çoğu burada Yahudi olsaydı. A bak ne kadar nefret ediyoruz onlardan. Allah! Hiç onları tanımıyoruz değil mi? Örneğin, nefret ediyoruz. Yok diğeri, bilmem, gavurdur, gavur. Keşke deseydim, yarısı gavur olsa. Yani niye? İnsanlığımızı, özünü, güzelliğini yansıttığımız zaman, bizim ne olduğumuz ortaya çıktığı zaman, o zaman bizi sevmeye başlar. Ama biz ön yargıyla insanları küçük gördüğümüz zaman kendimizi büyük görmüş olacağız. Ama oysa ki ya ben hiç kimseden üstün değilim ya. Benim milletim de hiç kimseden, hiçbir milletin üstünde değil. Bütün hepimiz kardeşiz. Ha eğer gerçekten üstünlük istiyorsak önce alçalmamız lazım. Yani kendimi bir başkasına küçük gördüğüm zaman ben ondan üstünüm. Üstün olduğum zaman değildir. Onun için yani bizim yaptığımız spor, bizim yaptığımız tüm hareketlerimiz buna yöneliktir. Yani kendimi şişirmişim, böyle bodyguard gibi olmuşum ama beynim yok. Peki bu şişirmem beni bu hale getirdiği zaman kim hitap edecek bana? Benim nefsim, benim arzularım, benim hastalıklarım bana hitap edecek, yön gösterecek. Peki bana yön gösterdiği zaman beni nereye götürecek? Kesinlikle kötülüklere götürecektir. Kesinlikle benim ben olmayan kişiliğimden uzak yere götürecektir. O zaman yani kendimizi şişirmekten fazla, şişman olmaktan fazla, zayıf olmaktan fazla nedir? İlk etapta beyni kurtarmamız gerekiyor. Yani ruhu kurtarmamız gerekiyor. Yani nefsimize, zayıflıklarımıza karşı güçlü olmamız gerekiyor. Peki o zaman güçlü olabilmemiz için de kendimizi tanımamız gerekiyor. Kendimizi ne kadar tanıyabiliyoruz? Orada soru zaten orası. Bizim yapabileceğimiz spor da kendimizi tanımadan geçiyor.
Onun için ben daha fazla konuşmayayım. Sesim de gidiyor yavaş yavaş. Biz hareketlere başlayacağız. Şimdi biraz hareket, ondan sonra meditasyon, ondan sonra da kendini tanıma. Bazı hareketler yapıyoruz. Yalnız biraz dardır. Ama yani çok fazla hareket olmayan tür hareketleri yapacağız ki hepimiz faydalanabilelim. Ne yazık ki istediğimiz olmadı. Bu kadardı. Biz de yapabileceğimiz kadar, verimli olabileceğimiz kadar yapalım. Evet, ayağa kalkabilirsiniz. Müziğimiz de çalınsın.